Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Birçok kardeşimizin bu salı günü rezil bir şekilde geçmiştir ki eminim benden hariç birçok kişi uyuyamamıştır. Normaldir arkadaşlar çünkü Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kumarı geri tepti. Portekizli teknik adam Jorge Jesus Ümraniyespor karşısına farklı bir sistem sürpriz bir kadro tercihiyle ile çıktı. Ve Jesus'un Fenerbahçesi biri Dinamo şey ikisi Dinamo Kiev, birisi Slovaçko maçları olmak üzere 4-1 3-2 ile sahaya yayılmıştı. Aslına bakarsanız 4-2-4 gibi sahaya yayılmıştı. Ancak e, Fenerbahçe topa sahipken Arao'nun geri çekilmesiyle üçlü savunma gibi oynadı. Bir nevi kısmen ve tecrübeli teknik adam dün Ümraniye karşısında yeni transfer Luan Perez'i 11'e dahil edince bu sistemde çok ufak bir değişikliğe gitti. Nedir o değişiklik? Ferdi sağ bekte görev aldı. Ferdi top takımdayken sürekli rakip yaralana çıktı. Sol bek Luan geride kaldı. Yani savunmayı bir nevi üçledi. Daha yani e, ve kanattan çok az bindirme yapınca da Arao bu sayede savunma hattının daha ilerisine konumlandı. Yani bir nevi 3 1 hani 3 1 3 -1, 3 -1 gibi bir sistem oynanmaya çalışıldı. Ama kim ne oynadı? O da bilmiyor. Orta saha boş kaldı. Luan Perez çok kötü bir performans sergiledi ilk maçında. Sık sık adamını kaçırdı. Bir de penaltı yaptırdı. Jesus Slovaçko maçında isimlerinden Osayi ve Zaice'ı yedek bırakmak gibi bir hata yaptı. Tecrübeli teknik adam son derece ofansif bir kadro tercih etti. Ve Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia, King olmak üzere tam 5 hücum oyuncusuna birden yer verince orta saha adeta çöktü. Ümraniye'de rahat bir şekilde geldi gitti. Zayt'sı sonradan oyuna aldı. Skor 3-2 olduktan sonra Serdar Dursun ve Mergin Berişa da oyuna dahil oldu. 90 artı Zayt harika bir hareketle savunmayın, savunmanın bir nevi belini kırdı. Bu harekette de Berisha tamamlayınca skor 3-3'e geldi ve Fenerbahçe son anda 1 puanı kurtarmış oldu. Fakat her şeyin önüne geçmesi gereken olay diye paylaşılan Kadıköy'de hakem rezaleti olayı. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Ahmet Çakar Sabah Gazetesi'nden Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. Fenerbahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir diyor. Ağır bir soru işaretli hakemidir. Dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyon içinde var hakemleri de var. Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar ama attıkları 3 golde de hakem hatası var. İlk golde Gulumaç kafayı vuruyor. Top Altay'ın sağından kaleye doğru giderken offside'daki Ümraniyeli oyuncu topa doğru hamle yapıyor. Hareketleri, jestleri, vücut diliyle topla oynamak istiyor arkadaşlar. Kaleci Altay'a çok yakın olmasa da müdahale ediyor ve şaşırtıyor. Çok net bir offside demiş. Ben kaçırdığınız bir şeyi daha belirteyim. O pozisyonun kuruluşunda atak yönüne göre sağ taç çizgisinde yan hakemin önünde hemen yani direkt önünde 5 metre ötesine offside pas atıldı arkadaşlar. Yan hakemin gözünün önünde ve hakem 5 metredeki ofsaytı gördü ama ses etmedi. Ya da göremedi. İnşallah görememiştir diyelim. Çünkü radar gibiydi maşallah. ikinci yarıda radar gibiydi. Fenerbahçe'nin bir santimlik offside'ını bile görüyordu. Muhtemelen onu görememiştir. Yani iki kere offside var o pozisyonda. Bu bir. Ha, hocam futbolu da eleştirelim. Hep hakem hakem demeyelim. Arkadaşlar futbolu da eleştiriyoruz. Merak etmeyin. Ama e, futbolu eleştirelim diye bir tarafın yaptığı kasıtlı gibi yaptığı hataları da görmezden gelmeyelim. Yani futbolu eleştirelim dersek Atilla Salahi kafa gitmede. Hani beni artık satın diyor. Ben oynamak istemiyorum diyor. Benim kafa burada değil. 1.92'lik Atilesala yanındaki adama rahat rahat kafa vurdurdu. Rahat rahat kafa vurdurdu. Hani maçın kırılmanları vesaire deriz ya alın size kırılma anıydı. Yine devam edelim. VAR hakeminin yapması gereken Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyarıp yana hakemiyle birlikte pozisyonu incelemesiydi ama yapmadılar. Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemlerinin kafasında öyle tilkiler var ki çizginin dışındaki faulü penaltı olarak değerlendiriyorlar. Ama Fenerbahçeli oyuncuyu oyundan atamıyorlar. Şimdi ben şunu da söyleyeyim, ee, şunu da belirteyim. Diyelim ki Luan Perez'in o pozisyonunda ceza sahası dışında ve kırmızı kart verecek. Ki diyelim ki değil, gördüğümüz kadarıyla. Şimdi gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar, bazı gerzek arkadaşlarımız, bazı boş beleş arkadaşlarımız şöyle ağlıyorlar. Mesela televizyonda. Fırat Aydınus gibi hakemler şöyle ağlıyorlar. Hareket diyor. Süreklilik arz hareket. Tamam ceza sahası dışında dokundu ama harekete devam etti. Penaltı verilmelidir. Size yazıklar olsun. Sizin bunca yıl kazandığınız ekmeğe yazıklar olsun. Haram olsun o ekmekler. Ulan kırmızı kartın avantajı olmaz. Kırmızı kartın avantajı olmaz. Arkadaşlar gole gidiyorsunuz. Adam sizi son adam tuttu, devirdi. Siz de tam topa kalktınız. Ben bunu avantaj oynatayım diyemez hakem. Orada kırmızı kart vermek zorunda. Kırmızı kartın avantajı olmaz arkadaşlar. Bakın kırmızı kartın avantajı olmaz. Olmayan bir şey bu. Yani kurallar gereği. Misal veriyorum. Oyuncu tuttu orta sahada. Çekti. Hakem dedi ki avantaja bırakıyorum. Sarı kart var kafaya yazdı. Aynı oyuncu bir buçuk dakika sonra gitti. Yani bir buçuk dakika değil, bir buçuk saniye sonra uçan tekmeyle daldı. İkinci sarı vereceksin mesela. Dur dersin. Oyunu durdurursun. Dur. Ya biz kontraya gidiyoruz. Dur. Şu sarı kart bir. Oradaki hareket. Şu sarı kart iki. Buradaki hareket. Çık. Defol dışarı. Sarı yani kırmızı kartın avantajı olmaz. Sarı kartın avantajı olur. Diyelim ki son adam değil Luan Perez. Luan Perez diyelim ki son adam değil. Evet. Bu şekilde penaltı verilir. Dersin. Hani hareket sürekli arz ediyor. Tamam ceza saat dışında başladı da. Peki merak ediyorum. Mesela Cenk Tosun e, e, Kayseri maçında, Beşiktaş Kayseri maçında tuttu adama 631 mi, 39 mu, 69 mu bir şey diyorlar. İşte o hareketi yapmış. Ben tam anlamadım ne demek istediklerini. Hareketi yapmış. Sonrasındaki adam da hareket yapmış. Sonrasındaki adam da topu çalmış. Niye Cenk Tosun sarı kart diyor? Niye sondaki adamın hareketine faul verip Cenk Tosun kurtulmuyor. Hareket sürekli arz ediyor falan diye mi? Geçiniz efendim geçiniz. Herkes işine geldiği gibi. Ama şunu söyleyeyim. O pozisyonun öncesine de baktınız mı hiç? Yani o pozisyonun öncesinde de acaba rakibin yaptığı bir faul ne bileyim atılan topta offside offside bir şeyler yok mu? Yine o pozisyonla ilgili bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin sol stoperi kim? Atilla Salahi. O pozisyonda niye Luan Perez'de? Yani niye Luan Perez takip etti acaba hiç düşündünüz mü? Bence bir düşünün. Bence bir düşünün. <laughs> Fenerbahçe'li oyuncu oyundan atamadı. İlk haftadan operasyonlar başladı. Bu organizasyon içinde sadece sağdaki hakemler değil, odasındaki şahıslar da var diyor. Ben şunu da söyleyeyim. İkinci golde de yine hakemin gözünün önünde offside var. Yine bu sefer kıdemlinin önünde offside var. Sonrasında yine kıdemlinin önünde top avuta gidiyor. Kıdemli hakem görüp out'u verdi diyor. Hatta şeyli oyuncu gidiyor. Bakıyor ki a korner vermiş diyor. İçeri gidiyor. İnanılır gibi değil. Hocam futbolu konuşalım. Fenerbahçe futbolcularının da ceza sahası çizgisinde bekleyen iki elemanın yani öyle rahat rahat bakmasını, rahat rahat topun gelecek olmasını ya da rakibin bunu çalışabileceğini düşünmemesi de ayrı bir saçmalık. Nitekim bu kural hatası değil mi hocam? Penaltının ceza sahası dışında yapılan hareketin ceza sahası içine taşınması kural hatası değil mi? Arkadaşlar dünkü maçı hala anlamadınız mı? İster kural hatası olsun, ister hakem hatası olsun, ister başka bir şey olsun. Yani hakem maça başladı dört, e, kime atayım? Gel ulan buraya. Rossi gel. Al sana kırmızı kat. Attım dese bile bu maç kural hatası sayılmaz. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı işlenen suçlar bu ülkede ödüllendirilen suçlardır. Bakın Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe taraftarına karşı herkesin eli güçlü. Maalesef herkesin eli güçlü. Bir tek Fenerbahçe taraftarının eli güçsüz. Herkesin eli güçlü. Bir tek Fenerbahçe taraftarı. Bugün bir yerde yani, suç teşkil edecek hareket yapmaya çekinin arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçelisiniz. İlk cezayı siz yersiniz. Vakit varken ya Fenerbahçe'den uzaklaşın ya da Fenerbahçe'li olduğunuzu gizleyin. Artık iş oraya doğru gidiyor. Rıdvan Dilmen. Jesus rakibi küçümsüyor. Normalde bu konuyu almayacaktım. Videoyu bitirecektim. Ama Jesus rakibi küçük görüyor. Bakın beklediğimizin çok üstünde bir performans gösterdi. Ümraniye Spor oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden üzülen Ümraniye oldu diyor. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olmazsa iyi ama rakibi de küçümsememen lazım diyor. Arkadaşlar normalde yani Rıdvan Dilmen'in sözleri o kadar çarpıtılmış ki ben bunu mecbur almak zorunda kaldım. Cesus rakibini küçük görüyor gibi dersine çalışmış bir takım var karşında diyor. Doğru. İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı. Bunda bir tuhaflık olmalı ama her yedin bir yoğurt işi vardır. Jorge Cesus'un bu sistemi için sabır lazım. Bakın ben sosyal medyada okuduğum kadarıyla bu sistem olmaz diyor mesela. Ama adamın birebir açıklamalarında sabır lazım diyor. Bugün Fenerbahçe her skoru tattı maçta. Farklı senaryolar yoktu maçta. Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Bence tek olduğu için tutuk maçını oynadı. Bak orada Crespo olsaydı bence Arao'dan daha iyi bir performans gösterdi. O daire mesela. Orada Crespo'yu oynatmama sebebi arkadaşlar sakatlıktan döndükten sonra form grafiğinin düşük olması. Yoksa eee Crespo'ya karşı biz şeyi yok. Hatta ben size bir isterseniz müjde babında bir şey söyleyeyim. E Crespo ve Zayt'ı bir şekilde tekrar 11'e monte edecek, Arao'yu gerekirse yedek bırakacak. Haberiniz olsun. Ha korkum şu. Üçlü savunmaya dönüp ben Arao'yu tam merkezde oynatayım. Sağda bir stoper, solda Salayi ya da Salayi giderse Luan Perez oynatayım. Üçlü savunmayla daha iyi oynarım. Önüne Arao'yu koyayım, Arao'nun yanına Zayt koyayım. Derse çepan Arao diyorum. E, Crespo, Crespo'nun yanına Zaits koyayım derse hücum gücü iyice düşmüş olacak Fenerbahçe'de. Buna gerek yok ama buna da döneceğini zannetmiyorum. Neyse. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zafiyet yaşarsın. Arao, İsmail ve Zaits orta sahasıyla başlamalıydı Jesus diyor. Katılıyor musunuz? Ben de katılıyorum. Fenerbahçe'de hücum oyuncusuyla savunma yapmayı bilmiyor. Hücum oyuncuları savunma yapmayı bilmiyor. Bu kolay değildir. Maç 2-1 Rossi ve King'i çıkaracağına maçın en iyisi Emre Mor ve Valencia çıktı. Katılıyor musunuz? Bakın arkadaşlar sosyal medyada okuduğum yorumlara göre yani Rıdvan Dilmen bir küfür etmediği kalmış ama haklı şu ana kadar. Bugün 10 numara törenle Arda Güler'e veriliyor ama 5 değişiklikte şans bulamıyor kendine. 90 dakika boyunca oynayamayabilir ama en azından biraz şans verilmeli diyor. Misal yani bunlar çıkarken ya da King'in yerine Arda Güler alınamaz mıydı? Biraz daha kıpır kıpır olsun diye. Bu sisteme uymayabilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeyi hakkı yok ama küsmez de diyemezsiniz. Buruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncum var o da Valencia. Sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsun. Bu bir puan iyidir diyor. Şimdi Valencia kötünün iyisi dediğin gibi yani iki tane gol attı ama King sahada hiç yok. Ya da şöyle söyleyeyim. İlk 45 dakika bitti. Ulan dedi King çok kötü. Rossi çok kötü. Radikal bir değişiklik yapayım. King sen çıkıyorsun abi. Senin yerine Crespo giriyor. Rossi sen de çıkıyorsun abi. Lincoln'u sola atıyorum. Lincoln'u sola atıyorum. Valencia forvette. Oraya ben Arda Güler'i alıyorum deseydi. Bak, bu kadar hakem rezaletine rağmen Fenerbahçe yine galip gelebilirdi. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması iyi bir şey ama büyük bir oyuncu yok. Düşünce hızlı, düşünce hızı kötü değil ama ikinci bölgeyi boş bıraktığınız zaman sıkıntı. 7 pozisyon verip 3 gol yiyorsanız sıkıntı. Zevkli, heyecanlı ve Fenerbahçe'nin Jesus'la sabra ihtiyacı var. Maç öncesi tempodan dolayı kazanacağını düşünüyordum ama maç için 2-1 olmasına rağmen kazanamaz dedim. Bir oyuncuya net olarak bakarsın hücumcu mu diye. Perez hücumcu oyuncu değil. Roan Perez. Transfer oyuncularını tutmaya çalışıyor hoca. Duygusallığa gerek yok. İsmail Hoca da Jesus'ta 3 puanımı alayım diyor. Bak, İsmail de Jesus'ta 3 puanımı alayım diyor. Arda ile bundan kötüsü olma ihtimali yok. Perşembe günü mutlaka oynatacak Arda'yı. Ben hatta 11'de bekliyorum. Bak Perşembe Arda Güler 11'de oynamazsa Jesus'la ilgili ne diyorsanız altına imza atacağım. Tamam mı? Çünkü artık art niyet arama sakatlık olur, bir şey olur. Ne bileyim midesi bulanır, şu olur, bu olur. Ona bir şey diyemem ama onun dışında ama bugün 50 bin kişinin önüne çıkar oynat. Bu sistemde Arao'ya yer yok. Bazı sistemde hocalar yıldız yaratır diyor. Bazı sistemde de yıldızlar körelir. 3-0 iken Arda Şovmen diye girmesin oyuna. Ben bunu istemem. Fenerbahçe seyircisinin çok beğendiği bir oyuncu vardı. Crespo bu sistemde oynatmaz diyordum. Öyle de oldu. Fenerbahçeli oyuncular yarın zor zor kalkar. İyi oynadıkları için değil, yorucu bir oyun olduğu için. Bu oyunu bu oyuncularla oynayamazsın. Fenerbahçe oyun oynayabilecek bir formatı yok. Bunun için zaman lazım. Fenerbahçe alanı o kadar açık bırakıyor ki. 8 yıldır şampiyon olmuyor Fenerbahçe. Taraftar artık oynayan oyuncuları istiyor. 14 tane orta saha oyuncusu var. 39 tane oyuncu çıkıyormuş antrenmana. TFF'nin bu 35 kuralını getirmesi iyi oldu. Ben Lugano'yu seyrettim bu takımda. Kimseyi küçümsemiyorum. Jesus'un tarzını beğeniyorum ama sistemi değiştirmesi lazım. Evet. Baktığınız zaman sistemi niye değiştirmesi lazım anladınız değil mi arkadaşlar? Çünkü adam diyor ki bu oyuncular bu sistemin adamı değil diyor. Haksız mı? Hak veriyor musunuz? Hah. Arkadaşlar maçta kural hatası vesaire. Bakın kendi penceremizden bakalım. Valencia'nın vuruşunu birçok Galatasaray sayfası, Beşiktaş sayfası hani rakibe vurduğunu kırmızı kart diye paylaşmış. Arkadaşım şiddet yüksek değil. Baş bölgesine vurma yok. Tabanla vurma yok. Normal bir şut çekip ayağını sekip futbolcunun göğsüne de vurabilirsin ayağını. Ama burada pozisyona bakılır. Tamamına bakılır. Galatasaray'la bir önce kırmızı kart yemişti. Arkasında kişiyi görmeyip şöyle dirsek vurduğundan dolayı. Ben o gün de dedim. Yine söylüyorum. Görmediği adama ne yapacaktı? Ne tedbir alacaktı? Şu pardon ayağını kaldırmıştı. Özür dilerim. Ruindama olabilir. Orta sahada ayağını kaldırmıştı. Değilmişti. Yine aynı şekilde. Süper Kupa maçında Trabzonlu oyuncu da ayağını kaldırıp Kung Fu Tekvando bir şeyler yaptı ama kırmızı yemedi. O görüyordu mesela. Onun net kırmızı yemesi lazımdı ama burada oyuncuyu görmediği için Valencia'nın o pozisyona verilmez. İlk yarıda Perez'in müdahalesi var yok. Oyuncu göğsünü tutuyor. Perez topa uzak. Kalk diyor hiçbir şey yok. Ben bir şey söyleyeyim. Bu niyette hakem orada en ufak bir temas olsaydı kırmızı verir. Bir de penaltı çalardı. Ki temas yok. Övündükleri iki tane pozisyon bu. Fenerbahçe şey Ümraniye penaltı verilmemiş. Valencia kırmızı yememiş. Bakın yangın yerine çevirdiler. Ama Fenerbahçe taraftarına diyorum ki ya arkadaş hakemin şu hatası var. Ya geçeceksin hakem hatasını. Ya arkadaş şu hata geçeceksin hakem hatasını. Şöyle yapalım o zaman. Mesela kadına şiddet yapıyorlar. Hakimler, savcılar serbest bırakıyor. Kanun gereği bırakıyor. Mecburen bırakıyor. O zaman biz şey diyelim. Geçeceksin hakimi, savcıyı. Kanun ne diyorsa o. Ama siz ne diyorsunuz? Ya yazıklar olsun adamı hemen serbest bıraktılar. İşte hırsızlık yapıyor. Denetimli serbestlikten serbest bırakılıyor. Ya da bir haber izliyorum. Ben artık haber izlemiyorum da. Diyor ki işte 20 tane bilmem kaç tane suç kaydı vardı. Lan diyorsun ki bu adam nasıl toplumda geziniyor? Adamın eli kolu bağlı. Ne diyeceksin? Şimdi şey mi diyeceksin? Ya olur böyle şeyler ya. Ya hep de hırsıza suç bulmamak lazım. Bazen hakime de işte mesela adam doktorla kötü münasebet yaşıyor. Sağlık çalışanı. Ya sağlıkçılar da hak ediyor diyorlar. Böyle söylüyorlar bak. Cümleler bu. Lütfen arkadaşlar bakın ben maçı da özetledim. Teknik direktörün hatasını özetledim. Hakemin hatasını da özetledim. Bana kalırsa dünkü maçın %60 beraberliğin sebebi hakem. %40 Jesus ve tercihleri. Misal en basitinden misal veriyorum. O sayenin ağrısı var, sızısı var falan filan. Burak kapacak da başlardım ben olsam. Ferdi. Ya sol beki Perez'e verip birdenbire üçlü denemek. Rakibi çok küçük. Çok küçük ve hafife aldık. Çok küçük. Ben eminim Jesus hiçbir şeyini izlememiş rakibin. Biz geçen seneden analiz ettik diyor. Ya geçen seneden analiz ettik nedir? Senin bir sürü ekibin var. Yani onlar eşek başı mı? Gideceklerdi. Takımın hazırlık maçlarını daha hepsini izleyeceklerdi. Yani eğer Jesus'un ekibi buysa vay halimize. Ama şunu söyleyeyim. Hani bizde bir atasözü var ya bir musibet bin nasihattan iyidir. Bence bu musibet bin nasihattan daha iyi oldu. Şu an kiminle karşılaşacaksan karşılaş tedbirini almak zorundasın. İkincisi Kasımpaşa ilk maçta Başakşehir'den 4-7 muhtemelen e, o dördün acısını çıkarmak için iyi motive olacaktır Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'nin bu sistemle daha atık kafayı kullanacağını düşünüyorum. Üçüncüsü dördüncüsü diye tek tek saymayayım. Ezgi Can Alioski geldi. Sol beke hücuma kaldırabilir bir oyuncu. 1- Sağ bekte o var senin. 2- Yani hala varsa. 2- 2 tane sağ bekin, sol bekin iyi. Bunlar hata çıkabilecek isimler. Bunların önüne kreatif, üretken isim koyabilirsin. Misal, Emre Moro. İlla ki kanatta oynatacağın diye bir şey yok. İlla ki kanatta. Tamam oynat. Sol kanatta Emre Moro oynat. Sağ kanatta İrfan oynat. İrfan şapkadan tavşan çıkarsın. Emre orada? Orada başka bir şey çıkarsın. Bak. iki tane Türk'ü koydum. Bak iki tane Türk. Kalende zaten Altay Bayındır var. Geri kalanı döşe yabancılarla. Merkez ortası. saha. Arao. Crespo fazla olur. Bak Arao Crespo fazla olur. Arao Zaits. Oran ya da Crespo Zaits olması gereken. İsmail yüksekte bunlardan birinin yedeği olur. Yavaş yavaş adapte olur. Hani 23 yaşındasın gel hemen oyna Bitti. Yetenekli ama körelmeye lüzum yok. Misal veriyorum Slovaçko maçının 11'i. Ben olsam şöyle çıkarım. Ben olsam. İrfan yazdırdın Eğri Bayat'ı. Yazdırdın. Altay sen dinlen. Senin yediğin goller hatalı. İrfancan Can kalede. O sahi gidiyor mu gitmiyor Önce ona bir karar verelim. Diyelim gidiyor gitmiyor fark etmez. Burak kapacak. Sen sabek oynayabilirsin. Stoper ikilisi. Gustavo Henrique'de daha ısrar edilecek mi? Ben zannetmiyorum edileceğine. Dünkü o tribüne doğru top çekmesi onun bence Fenerbahçe kariyerini bitiren hareket oldu. Çünkü Fenerbahçe taraftarı bunu unutmaz. Bak Fenerbahçe taraftarına bin tane gol at ama çıkar formayı yere at. O formayı yere attığın için hepsi unutulur. Savunma hattı mesela. Bak mesela Arao'yu dene. Savunmadım. Bak muhtemelen Gustavo Luan Perez oynatacak. Oynatması da lazım bence. Önlerine de Arao'yu oynatır. Cık, gerek yok. Crespo sakatlıktan döndü. İşte eski formunu bulamadı. Oynat hazırlık maçı gibi. Sol bekte Alioski yazıldıysa Alioski, yazılmadıysa Ferdi oynatıyorsan Ferdi, Nova oynatıyorsan Novak hani gitmiyorlarsa. Hücuma dönelim. Ben ne dedim orta sahaya? Ara Ar Crespo. Crespo'nun yanına Zajts, Zajts'ın önüne Arda Güler. Bak, Joshua King'i kadro dışı bıraktım, oynatmıyorum. Rossi'yi kadro dışı bıraktım, oynatmıyorum. Oynat Burumayı. Oynat Burumayı. Hızlı hücumcu. Oynat Burumayı. Sağ kanatta. İrfan sakat mı? Sakat. Bak ben başka bir şey söyleyeyim. Ben başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de sağda kim oynar? Valencia oynar mı? Oynar. Bak Valencia sağ kanatta oynar. Oynat. Alternatif dene. Muhammed Gümüşkaya mesela milli takımlarda onu oynatamıyorsun gitti. E, pelkası kadroya yazdın. Satacaksın sattım satıyorum diyorsun. O da gitti. Hocam Emre Mor'u oynatsın. Doğru. Hani ben şimdi Kasımpaşa maçı için Emre Mor'u düşünüyordum ama. Mecburen hadi Emre Mor'u da sağda oynat. Solda bak. Emre Mor yanında Arda Güler. Ee, sol kanatta Buruma ile başladı. Forvet'te. Berisha e gol atmış. Serdar Dursun'u düşün düşünme. Fark etmez. Bak Berisha e tam bu sistemin adamına adamı olabilir mi? Zannetmiyorum. Ama e, Valencia'ya eğer kullanacaksan Pedro iyileşene kadar, forvet gelene kadar dinlendir. Al sana rotasyon maçı. Hazırlık maçı statüsünde rotasyon maçı. Ve bir sonraki Kasımpaşa maçında mutlaka ve mutlaka orta sahanın ikilenmesi lazım. Hocam orta saha iki olunca da az olmuyor mu? Arkadaşlar bak. Orta saha ikilenince az olmaz. Niye az olmaz biliyor musun? Senin önde iki tane forvet bırakıyorsun. Bir forvet bir de forvet arkası ya. Rakibin iki stoperi birebir eşleşmez. Bir de ön libero yanlarına gider. Üç sana 2'ye 2, ye 2 ye eşleşme imkanı tanırsın. Yani hep 2'ye 2 kalırsın. Atıyorum ara Crespo yaparsan üstünlüğü ele alırsın. Ama biraz defansif gözükür. Ve sürekli uzun top oynamak zorunda kalırsın. Bu sisteme bu uzun top sisteme. Bu sistemde kısa pası çok az yaparsın. Hücumcular neler gider? bu sistemde nasıl kısa pas yaparsın? Alioski, Osayi sürekli ortaya çıkar. Orta ikilin pas verecek adam bulamaz. Bunların koşu yoluna. Bunlar topu ileri sürükler. Anladınız mı? Bu şekilde yapabilirsin. Uzun lafın kısası. Kural hatası maç tekrarı falan beklemeyin. Ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir e, ders alması gerekiyor. Ersun Yanallı Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 Konya'ya maç verdiğinde bundan daha güzel oynamıştı. Ama rakibi ciddiye almıştı. Fakat 2-0'dan sonra futbolcu psikolojisi, işte topuk hareketleri, bacak arası falan denemeler biz bunları havada karada ineriz diye. Dün de aynı bacak arası denemeler falan vardı. Vallahi bakıp göreceğiz. Dinamo Kiev maçında müthişti Fenerbahçe. Geriye doğru gitme var dedim. Kızdınız bana. Slovaçka maçındaki oyunu çok beğenmedim dedim. Dünkü maçtaki oyunu da çok beğenmedim. İkinci yarıdaki ilk 15 dakikayı beğendim. Gerçek Fenerbahçe oydu. Ön alan baskısı, pres şu bu diyoruz. Ya 2 dakika yapılıyor bitiyor. Ön alan baskısını bu şekilde yapamazsın. Orayı iyice kalabalıklaştıracaksın. Takımı iyice öne iteceksin ki hiçbir şey yapamazsın. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.